İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu. Detayları ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu paylaştı. İstanbul Havalimanı zirveden düşmüyor. Havalimanında 2-8 Ekim tarihleri arasında günlük ortalama 1435 uçuş yapıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Avrupa Hava Seyri Sefer Emniyet Teşkilatı'nın raporunu değerlendirdi. Türkiye'nin havacılık anlamında çağ atladığını belirtti. İstanbul Havalimanımız günlük ortalama 1435 uçuşla Avrupa'daki en yoğun havalimanı oldu. Antalya Havalimanımız ise günlük ortalama 883 uçuşla Avrupa'daki en yoğun 9. havalimanı olmuştur. İstanbul Havalimanı %16 ve Antalya Havalimanı %6 büyümeyle 2019 yılı performanslarının üzerine çıkmayı başarmışlardır. Tüm ulaşım modlarında olduğu gibi havacılık sektöründe de ulaşınca başlar mottosuyla çalışıyor, havalimanlarımızı kullanan yolculara en üst düzey havacılık hizmeti sunuyoruz. Avrupa Hava Seyri Sefer Emniyet Teşkilatı tarafından yayımlanan rapora göre İstanbul Havalimanı'nı günlük ortalama 1419 uçuşla Amsterdam, 1335 uçuşla Paris, 1332 uçuşla Frankfurt, 1318 uçuşla Londra, 1125 uçuşla Madrid, 974 uçuşla Münih, 949 uçuşla Barcelona, 883 uçuşla Antalya ve 842 uçuşla Roma havalimanları takip etti. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.